Bir uzay gemisiyle sabit bir hızda uzay boşluğunda hareket eden bir A kişisi olduğumu varsayalım. Burada A kişisi var. Biraz daha büyük yazalım. Başka bir gemide de arkadaşımın olduğunu varsayalım. O da B kişisi olsun. Buradaki de B kişisi. Arkadaşım benim referans sistemimde ışık hızının onda 8'i bir hızda yani 0,8'de 8 c'lik bir hızla hareket ediyor. Bu değerlerin hepsi A kişisinin yani benim referans sistemimde verilmiş. Burada üçüncü bir kişi daha olmalı. Kolay anlaşılması için buna da C kişisi diyelim. Tabii ki bu kişinin de bir referans sistemi olmalı. Bu diğer kişinin hızının benim referans sisteminde durağanla ışık hızının 0,8 katı arasında olması gerekir. C kişisinin referans sistemlerinden yola çıkılırsa A ve B'nin o yöne gitme ve o yönden ayrılma hızı aynı olmalı. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Buraya referans sistemi yazsam iyi olur. Az önce belirttiğimiz gibi ilk sırada A'nın referans sistemi var. C de V ile gösterilen bir hızla A'dan uzaklaşıyor. Bu V hızını henüz bulmadık. Şimdi de C'nin referans sistemine bakalım. C referans sistemi durağan olur. Yani A ve B'nin C'den aynı hızda uzaklaştığı bir V değeri bulmamız gerekiyor. Yani bu referans sisteminde A negatif bir hızla sola doğru hareket ediyor. Aslında aynı hızda, sadece yönü farklı. Aynı zamanda B de V hızında uzaklaşıyor. Yani burada gördüğümüz V hızında uzaklaşıyor. Bu oldukça ilginç bir soru. Peki, V değerinin ne olduğunu bulabilir miyiz? Galileo'nun dünyasında yaşasaydık V değerinin bu iki nesnenin ortasında olacağını söyleyebilirdik. Galileo ve Newton'un dünyasındaki bir otoyolda B saatte yaklaşık 130 km hızla yol alsaydı ve A durağan olsaydı ve C de yarım yol kat ederek saatte yaklaşık 65 km hızla yol alsaydı A geriye doğru saatte 65 km hızla hareket ederken B ileriye doğru saatte 65 kilometre hızla yol alırdı. Ancak Galileo ve Newton'un dünyasında değil, özel görelilik teorisinin geçerli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi videoyu durdurup bu aradaki referans sistemindeki C kişisinin hızının A'ya göre ne olması gerektiğini bulmayı deneyebilirsiniz. Size bir ipucu vereyim. Einstein'ın hızların birleşimi formülünü kullanmamız gerekecek. Bunu birlikte inceleyelim. Einstein'ın hızların birleşimi formülünü yazalım. Yani t üssü değerine göre x üssü değerindeki değişim u eksi v bölü 1 eksi u çarpı v bölü c kare değerine eşit. Bunu nasıl uygulayacağımıza bakalım. Önemli olan nokta c kişisinin referans sisteminden yola çıkmamız. c'nin referans sisteminden yola çıkacağız. C'nin referans sisteminden yola çıkarsak bunu farklı bir renkle yazalım. Buradaki V değerinin A'nın C'den uzaklaşırken sahip olduğu hız olduğunu söyleyebiliriz. Yani A'nın C'den uzaklaşırken hızı bu şekilde. U değerinin de B'nin C'den uzaklaşırken sahip olduğu hız olduğunu söyleyebiliriz. C'nin referans sisteminden yola çıktığımızı unutmayalım. Yani B'nin C'den uzaklaşırken hızı bu şekilde. Bu durumda delta x üssü bölü delta t üssü ne olur? Sonuç B'nin A'nın referans sisteminde A'dan uzaklaşırken sahip olduğu hıza eşit çıkar. Biraz kafa karıştırıcı göründüğünün farkındayım. O yüzden daha iyi anlamanız için ağır çekimde izlemenizi öneririm. Videoya A'nın referans sisteminde başlamıştık. Problemin yanıltıcı kısmı da aslında burası. Çünkü şu anda C'nin referans sistemine geçtik. Ve A'nın B'den uzaklaşırken sahip olduğu hız u, B'nin C'den uzaklaşırken sahip olduğu hız. Buradan delta x üssü bölü delta t üssü değerinin B'nin A'nın referans sisteminde A'dan uzaklaşırken sahip olduğu hızına eşit olduğunu çıkarabiliriz. Bu iki değer de C referans sisteminde. Bunu yazalım. C referans sisteminde. Bu da C referans sisteminde. Biraz karışık olduğunun farkındayım. Ama umarım Einstein'ın hızların birleşimi formülünün nasıl olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Şimdi bildiklerimizi yerine yazabiliriz. B'nin A'dan uzaklaşırken sahip olduğu hızı biliyoruz. Bu 0,8c'ye eşit. Yerine yazalım. 0,8c. Pay kısmına bakalım. Burada C referans sisteminde B'nin C'den uzaklaşırken sahip olduğu hız yani u değeri var. Bu da aslında v değerine eşit. Bu durumda v pozitif olur. Yani yukarıda pozitif v kalır. Bunu da aynı renkte yazalım. Şimdi v değerinden C referans sisteminde A'nın C'den uzaklaşırken sahip olduğu hızı çıkarmamız gerekiyor. A C'den negatif v hızında uzaklaşıyor. V değerini negatif V olarak yazmanın kafa karıştırıcı olduğunun farkındayım. Ancak genel formül bu şekilde. Bu durumda kullanmamız gereken asıl değer bu. Yani eksi V. Şimdi de payda kısmına bakalım. 1 eksi U'nun hızı çarpı V'nin hızı. Bu da V çarpı negatif V'den negatif V kare olur. Yani burası negatif V kare bölü C kare olur. Formülümüzü yazdığımıza göre v değerini bulabiliriz. Burada önemli olan bir nokta var. Referans sistemini belirleyen C uzay gemisinden A ve B aynı hızda uzaklaşıyor. C'nin referans sisteminden yola çıkarak Einstein'ın hızların birleşimi formülünden yararlanmamız için bu bilgiye ihtiyacımız var bu değerleri bulup şuradaki değerin ne olduğuna bakmak yerine bu değerin ne olduğunu bildiğimizden ikisinin aynı hızda olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Yani v değerini bulmamız gerekiyor. Şimdi buna bakalım. Aslında yeteri kadar zaman ayırmak adına bunun nasıl olacağını bir sonraki videomuzda inceleyelim. Bir sonraki videoyu izlemeden önce bu problemi kendi başınıza çözmenizi tavsiye ederim.